Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kalp Sesleri sunumuzun ikincisinde bir aradayız. Burada şimdi Ezekiel ile ilgili olan bilgileri gözden geçireceğiz. Öncelikle Çin atasözünü sizinle paylaşayım. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Bildiğiniz üzere labdap olarak adlandırılan kalp seslerinin espri, atrioventriküler kapaklar ki onlar da biliyorsunuz söylememize gerek yok. Mitral ve tiriküspid kapaklar. Buna karşın S2 ise semilunar kapaklar ki onlar da biliyorsunuz aort ve pulmoner kapaklardan oluşuyordu. Ve bunların seslerini biz S1 ve S2 olarak birinci ve ikinci kalp sesi olarak adlandırıyorduk. Gene oskültasyon noktalarımızı bir gözden geçirelim. Burada olduğu üzere 5 değil, aslında 4 temel oskültasyon noktasından bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi sternumun hemen sağında ikinci interkosteralıkta aort kapak ve hemen sol tarafta yer alan pulmoner kapak ki bunlar S2'yi oluşturuyordu. Bir de dördüncü interkostal aralıkla sternumun birleştiği yerde tiriküspid kapak ve apex dediğimiz beşinci interkostal aralıkla midklavikuler hat kesişim yerinde bulunan mitral kapak yani apex odağını hatırlatmak isterim. Bunlara birer dakika ayırmanız gerektiğini de bir kez daha size anımsatmak istiyorum. Oldukça faydalı sistematik yaklaşım için gerekli olduğunu düşünüyorum. İkinci kalp sesi S2, aortik ve pulmoner kapakların sistolik sonunda kapanmasıyla ortaya çıkan bir ses. Biliyorsunuz kalp sesleri kapanırken, kapaklar kapanırken oluşan bir ses. Açılırken oluşan bir ses değil. Onlar klik, onları daha sonra fibriller konusunda göreceğiz. Yerleştirmeni EKG'deki T dalgasından hemen sonra 0,11 ila 0,12 saniye kadar görülüyor ve daha tiz olduğunu hatırlatmak isterim. Frekansı da 50 Hz. Ve iki komponenti var. A2 ve P2 diye aort ve pulmoner kapaklarda ve sternum sağında ikinci interkostalıkta aortayı solunda ise pulmoner kapağın sesini duymak mümkün. S2 konusunda S2'nin çiftleşmesi patolojik olarak kabul edilen bir hadise. Bu ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi fizyolojik olanlar, ikincisi de patolojik olanlar. Patolojik olanlar da fixed sabit çiftleşmeler, öbürü de paradoksik çiftleşme söz konusu. Bir de geniş çiftleşme diye bir şey söz konusu. Ama buna gerek yok. Bizim bilmemiz gereken fizyolojik, sabit ve paradoksik çiftleşme. Burada fizyolojik splitting yani çiftleşmeyi görüyorsunuz. Geniş çiftleşme ve A2 ve P2'nin birbirinden ayrılması. Reverse ise zaman zaman P2'nin öne geçmesi. Daha sonraki A2'nin geri gelmesi. Buna da paradoksik adını veriyoruz. Fixed splitting'de P2 çok daha yüksek sonda görülmektedir. Ama bunu ilerleyen slaytlarda size açıklayacağım. Fizyolojik çiftleşme adı üzerinde fizyolojik bir hadise. Solunumla ilgili, inspirasyon ile ilgili. İnspirasyonda intratorasik basınç düşüyor. İntratorasik basıncın düşmesi demek kalbi olan venöz dönüşünün artması demek. Bunun sonucunda sağ atrium'a, sağ ventrikle ve oradan da pulmoner artere gelen kan hacmi artıyor ve bunun sonucunda da sağ ventrikül sistoli uzuyor ve bunun neticesinde de gayet doğal olarak pulmoner kapak daha geç kapanıyor ve sonuç olarak A2 P2 arası açılıyor. İnspirasyonda sol ventrikül preloadu düşer. Sol ventrikül sistoli de kısalır. A2 de çabuk kapanır. Dolayısıyla A2 ile P2 birbirinden uzaklaşır. Buna biz ne diyoruz? Fizyolojik çiftleşme diyoruz. Çünkü fizyolojik olarak inspirasyonda solunumda meydana gelen bir hadise. S2'deki fizyolojik çiftleşmenin bir üst kademesi S2'deki sabit çiftleşme. İnspirasyonda fizyolojik olan çiftleşme sabit hale gelmiş oluyor. Ve bunun en önemli sebebi atrial septal defek. Atrial septal defekte soldan sağa bir şant var. Bunun sonucunda sağ ventriküle gelen bir fazla kandan bahsediyoruz. Bu da sağ ventrikülün sistolini uzatıyor ve bunun sonucunda da P2 geç oluyor. İnspirasyona bağlı ekstra bir çiftleşme olmaz.
daha geç bir P2 olmaz. Normal kendi standart çiftleşmesini ortaya koyar. Yani inspirasyon ve ekspirasyonda bir değişiklik yok. Sabit bir çiftleşme söz konusu. S2'deki geniş çiftleşme pulmoner hipertansiyonda, masif pulmoner embolide, ağır mitral yetmezliğinde, konstriktif perikarditte, right bundle branch sağ dal bloğunda, Wolff-Parkinson-White sendromunda ve epikardiyal pacemaker'da ortaya çıkan bir durum. S2'deki paradoksik ya da reverse çiftleşme, çiftleşme ekspirasyonda maksimum hale gelir, inspirasyonda kapanır veya kaybolur. Yani ne oluyor? Normalde bir ekspirasyonda maksimum bir çiftleşme söz konusu ama buna karşın inspirasyonda kayboluyor. Tek ses olarak duyulabilir ve buna da paradoksik çiftleşme adını veriyoruz. Paradoksik çiftleşmede aort kapak patolojileri ön planda, aort stenozu ve aort yetmezliği, miyokard enfarktüs ve anjina pektoris sırasında da paradoksik çiftleşme görülebilir. Hipertansiyonda, kardiyomiyopatide, geniş patent ductus arteriosusunda, ascendant aortanevizmasında ve sol dal bloğunda da paradoksik çiftleşme görülebilmekte. Eğer tek bir S2 varsa aklımıza ne gelecek? Aort veya pulmoner kapakta bir sorun var. Örneğin aort stenozu varsa tek bir ses duyulabilir. Tersi pulmoner stenozunda da ağır pulmoner stenozunda tek bir ses duyulma şansı var. Ağır pulmoner stenozun başka bir formu olan ağır tetralojide de aynı şekilde söz konusu olabilir. Gene bir bakalım pulmoner kapakla ilgili olan patolojilerden bir tanesinde pulmoner atrezi. Bunda da tek ses duyulması söz konusu. Triküspit atrezinde de kapak gelişmemiş olduğundan dolayı sağ ventriküle geçiş sadece VSD yoluyla olabilir veya ASD yoluyla olabilir. Aslında VSD değil de aslında ASD yoluyla olur. Ve dolayısıyla triküspit atresinde de S2 tek ses olarak gelebilir. Gene benzer şekilde tek ventrikülde de tek ses görülebilir. Truncus arteriosus var biliyorsunuz. Aort ve pulmoner arter tek bir kökten çıkıyor. Bunda da tek S2 haliyle ortaya çıkar. Transposyonda da S2 tek olarak görülmektedir. S2'nin yani A2'nin şiddetlendiği durumlar aort yetmezliği, aort patolojisi aklımıza gelecek. Hipertansiyonda, ascendant aortanevrizmasında ve yine aynı şekilde konjenital biküspit aortik kapakta S2'nin A2 komponenti şiddetlenmektedir. P2'nin S2 komponenti olarak şiddetlenmesi infantlar ve çocuklarda normal olarak görülebilmektedir. Göğüs duvarı ince olanlarda da gene aynı şekilde normal olarak görülebilmektedir. Ve P2'nin şiddetlenmesi de çok doğal olarak nasıl hipertansiyonda A2 şiddetleniyorsa pulmoner hipertansiyonda da P2 şiddetlenmektedir. Ve soldan sağa olan şantta sağ ventriküle ve pulmoner artere gelen kan miktarı artacağından dolayı da P2 şiddetlenebilir. Hipertinamik kalp durumlarında da aynı şekilde P2'nin şiddetlenmesini bekleyebiliriz. Bir de galoptan bahsedeceğiz. Galop demek, dört nal demek. Yani atların koşarken dört nal ritmine galop adı verilir. Yani Türkçe öz Türkçesi dıgıdık dıgıdık yani. Galopu da böyle özetlemiş olabiliriz. Ek seslerin içerisinde S3'ten bahsedeceğiz. Üçüncü kalp sesi. Üçüncü kalp sesi erken diyastolde ortaya çıkar. Buna ventriküler galop da adı verilmektedir. Gençlerde, atletlerde, apex'te ve sol lateral pozisyonda normal olarak duyulabilen bir sestir. Yaşlarda duyulması konjektif kalp yetmezliğini akla getirmektedir. Yani S3'ü yaşlarda duyuyorsunuz konjektif kalp yetmezliği. Bu da daha ziyade dilate ve incelmiş bir sol ventriküle sol atriumdan kanın boşalmasıyla S3'ün oluştuğu söylenmektedir. S3 demek ki bir sol ventrikül patolojisidir. O yüzden de buna ventriküler galop adı verilmektedir. Geldik dördüncü kalp sesimize. S3 nasıl ventrikülse, ventriküler galopsa bu da ise atrial galoptu. Bu ise onun tersine geç diyastolde görülmektedir. Daha sonra bir slaytımız var. İkisini S3, S4'leri bir arada göreceğiz. Bu
genellikle kalınlığı artmış ve sertleşmiş stiff sol ventrikül ki onun sebepleri içerisinde hipertansiyonu sayabiliriz. Aort stenozu veya skar dokusu oluşmuştu özellikle miyokard enfarktüsünde. Atrial galop duyulabilmektedir. Genellikle atriumun bu stiff sertleşmiş olan ventriküle kanı boşaltma zorluğundan ki kontraksiyon nedeniyle ortaya çıkan bir atriuma bağlı bir hadise olduğu için atrial galop adını verilmiştir. Stiyatrumun steteskopun diyafragma ile ancak duyulabilmektedir. S3 ve S4 galopların nasıl bir şeyi var? Bir kere S3 galop ventrikülerde biliyorsunuz. S4 galop ise atrialde. Bir tanesi erken diastolde S3, öbürü ise geç diastolde 3 ve 4, 3 önce olacağı için erken diastol, S4'te ise geç diastolde. Sol ventrikül pasif durumu söz konusu. Bu ise sol ventrikülün aktif durumu, atriumun kasılması ile ilgili bir hadise. Genelde normal olarak kabul edilir S3 ama kojesi kalp etmez yaşlarda olabilir. S4 ise kesinlikle patolojik olur, nadiren normaldir. Genellikle S3'te compliant bir ventrikül vardır. Yani çalışabilen nitelikli bir ventrikül vardır. Halbuki S4'te ise stiff, sertleşmiş, non-compliant bir ventrikül söz konusudur. Ve S3 sistolik kalp yetmezliğinin işareti olarak kabul edilirken S4 ise diastolik kalp yetmezliğinin işareti olarak kabul edilebilir. S3 S4 galopu genelde düşük frekanslı, S3'ün daha şiddetli olduğu bir galoptur. Kalp yetmezliğinin iyileşme döneminde duyulur. Bunu da bir kenara yazabilirsiniz. Pek soru olarak gelebileceğini zannetmiyorum. Summation galop, yani toplama galop, summation toplama demek. Bu genellikle kalp hızı 120'nin üzerinde olduğu zaman diastol süresinin kısalmasına bağlı olarak S3 ve S4 üst üste gelir. Tek ve yüksek bir ses duyulur. Buna da summation galop adı verilmektedir. Sevgili arkadaşlar, İbrahim Çallı'nın Bostancı'da sahilde gezen kadınlar tablosuyla bu sunumumuza son veriyoruz. Abone olursanız iyi olur. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok daha iyi olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar.